arkadaşlar. Bu dönen 3 kanat rüzgar türbini öğrenci projesi amaçlıdır. Veya bahçemizde böyle kıyıda şov amaçlı, görsel amaçlı yaptığım bir rüzgar türbinidir. Tabii şu anda gündüz olduğu için içerisinde kırmızı led ve aşağı direkte de bir miktar beyaz led vardır. Şöyle bak, dere kenarında. Şu anda komşumuz gitmekte. Evet, tekrar. Evet, bizim test amaçlı ve şov amaçlı yaptığımız rüzgar türbini artık rüzgarda şöyle göstereyim dereyi. Dönmekte. Tabi ledler de var ama ledler de gece yanacaktır. Şu anda tabi onları göremiyoruz. Bu şov amaçlı, rüzgar türbünü, öğrencilerin proje amaçlı. Bu amaçla yapılan 3 kanat. Rüzgar türbünü olarak kullanılmasını kısaca tanıtacağım ve nasıl yapıldığını, hangi aşamalardan geçtiğini size izah etmeye çalışacağım. Evet, şimdi öncelikle bu vantilatör motorunun içini söküyoruz. Gördüğünüz gibi içinden bu şekilde rotor çıkmaktadır. Bu 4 kutuplu olduğu için, tabi burada biraz elektrik ve bobinaj bilginizin olması lazım. 4 kutuplu olması nedeniyle buna 4 tane mıknatıs yerleştirilecek. Ben şöyle, bu da mıknatıs yerleştirildi. Tabi bu tornaya gitti. Tornadan mıknatıs kalınlığı kadar düşürüldü. Ve mıknatıslar yapıştırılarak tekrar üzeri böyle dairesel bir şekilde tesviye edildi. Bakın şöyle mıknatıslı olduğunu görüyorsunuz. Şimdi gelelim mıknatıslı olayından sonra. Tabi bu kabloları daha sonra nasıl ürettiğinde, elektrik ürettiğinde göstereceğim. Şimdi burada en önemlisi fırça dediğimiz, yani
Şu döndüğü zaman, bakın şu döndüğü zaman kablo dolaşmıyor. Bunu ben telefon kablosu, daha doğrusu telefon fır döndü diye izah ediyorum. Telefon fır döndü nedir? Telefon ahizesindeki kablo dolaşmasın diye bu piyasada satılıyor arkadaşlar. En ucuz, en ekonomik bu şekilde yaptım. Bakın şöyle döndürüyorum. Şöyle daha iyi göreceksiniz. Bakın kablo dönmüyor, üstü dönüyor. Tabi bu da tablo dönmüş oluyor. Yani bu tablo dönüyor, kablo sabit olmuş oluyor. Ve enerji aşağıya, yani buradaki ürettiği enerji aşağıya kablo dolaşmadan aktarmış oluyor. Ve bu fırçayı da basit bir metotla ve ucuz bir şekilde yapmış oluyoruz. Tabi bu fırça Türkiye'de yapılıyor mu? Yapılıyor ama çok pahalı. En düşüğü nereden bakarsanız 350-400 lira. Tabii Çin'den getiriliyor ama Çin'den de yine aynı şekilde 300 liradan aşağı veya 250 liradan aşağı olmuyor. Ama ben bunu daha basit bir şekilde hallettim. Onu da özellikle sizlere izah ediyorum. Şimdi gelelim bu paller, bu saç paldir. 0.50'lik galvaniz saç, paslanmayan galvaniz saç. Bunu ben bu sobacılarda büktürdüm. Şöyle açısını da göstereyim. Şöyle bakarsanız. Tabii bu nereden monte edilecek? Şuradan monte edilecek şu şekilde. Şöyle açısı. Eğer çok açılı olursa böyle düşük devir olur. Şöyle olursa verimsiz olur. Ancak bunun ortası en güzeli şu şekilde. Onu da özellikle izah edeyim. Bunun ebatları ise şurası 4 santimdir. Burası da 11,5-12 santimdir. Şurada da PVC'den kestiğim kanat var. Bu da aynı şekilde. Burası 4 santim. Burası da 12 santimdir. Uzunluğu ise bunun 65 santim. Bu ise 50 santimdir. Şimdi bunları nasıl monte ediyoruz? Şöyle bir dış tarafı alüminyum kaplı malzeme. Bunu reklamcılardan aldım, kestirdim. Bunu bu şekilde gördüğünüz gibi gönye ile 120 dereceye hesaplıyorum ve 3 eşit bir şekilde işaretliyorum ve ondan sonra da vidayla bunları tutturacağım. Önce telefon vidayla deliyorum orantılı ve düzgün bir şekilde, daha sonra somunlu vidayla tutturuyorum. Tabi bunu mile tutturmak için, bakın burada da bir aparat var. Şurada da set tutur vidamız var. Ve bu aparatı da ben tornacıda yaptırıyorum. Ve bunu da buraya tabi monte ediyoruz. Böyle. Ve düzgün bir şekilde. Tabi bunun da daha sonra da üç kanatı monte ettikten sonra balansını da alıyorum. Balans nasıl alınır? Onu da bilahare sizlere izah edeceğim. Bu rüzgar yarıcı. Bunu da tabi bu kanatları monte ettikten sonra bunu koymak çok faydalı. %10-15 faydalı. Çünkü buraya vuran rüzgar dağılarak kanatlara gelmekte ve verimi arttırmaktadır. Onu da özellikle sizlere izah edeyim. Tabi burada ispirel, makkap ve diğer aletleri de kullanıyorum. Bu şeyi tutturmak için, rüzgar yarıcıyı tutturmak için şöyle L şeklinde saçtan gördüğünüz gibi bir aparat yaptım. Buraya monte ediyorum. Daha sonra da buradan telefonla vidalıyorum. Şunu da özellikle izah edeyim. Bu alternatör alternatif akım üretmekte ve tabi pals yapmakta, yani sinyal vererek ledleri yakmaktadır. Bunun çıkışına ise şöyle gördüğünüz gibi köprü diyot devresi ve kondansatör ekleyerek bu palsleri yani önlemektedir ve düzgün ledlerin yandığını göstermektedir. Bu da diğer videolarında mevcuttur. Sizlere daha sonra bunun, daha doğrusu kanatların balansının önemini ve balans nasıl alınır, bunları size izah edeceğim. Hepinize başarılar diliyorum.
Evet, biraz önce matkapla 150-200 devir veya 250 devir diye söylemiştim. Bakın şöyle de elimle, bakın şu devirde sağ sol fark etmez. Her iki yönde de gücü de aynıdır. Yanma şekli de aynıdır. Bakın elimle dahi dönmekte ve ledlerimizi de yakmaktadır. Evet, biraz önce bahsetmiştim. Köprü diyot ledden geçirsem kırpıntılı yanmaz. Diğer yerden direkt bağlarsam kırpıntılı yanar demiştim. Bakın şimdi iki tane şerit ledi bağladım. Bakın bu sabit yanıyor. Şu devirde aşağı yukarı 200-250 devirde. Bakın bu flaşör olarak bu alternatif akım ürettiği için sinyal gibi sinyal vererek yanar. Diğerine bakın köprü diyot devresi bağladım ve düz yanıyor. Buna bakın. Evet, yani farkı budur. Köprü diyot yani doğru akıma, alternatif akımı doğru akıma çevirmektedir. Bunu da size bu şekilde görsel olarak ve teknik olarak izah ettim. Evet, yapacak arkadaşlara da başarılar dilerim. İsteyen arkadaşlara da bunu gönderebilirim.